Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok güzel tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler Alize Diva. Şöyle farklı iplerle de deneyebilirsiniz modelimi. Şu şekilde şöyle göstereyim. Tığımda şöyle 1.6 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bakın daha önce şu çiçek motifimi anlatımını sizlere yapmıştım. Şimdi onu şu hale nasıl getireceğim, dış kısmını nasıl oluşturacağım, onun anlatımını yapacağım. Bu çiçek motifimin linkini, video linkini sizlerle paylaşıyorum şu an ekranda. Tıklayarak buradan çiçek motifinin yapılışına ulaşabilirsiniz. Ben şimdi şu dış kısmının yapılışını anlatacağım. Şimdi hemen iplerimi alarak başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşil ipimi aldım. Bakın şöyle bir kilit zinciri yaptım. Tığımı burada ipimden çıkardım. Şurada motifimin, şu birleştirdiğim yapraklarımın orta kısmından tığımı geçirdim. Ve buraya ipimi şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Şöyle şu şekilde tekrar tığımı ipimi alıyorum. 2 ve tekrar tığımı alıyorum. İpimi aldım. 3 tane bu şekilde ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın şurada motiflerimin tam şu orta birleşme noktasından şu şekilde tığımı pembe ipimin arkasından şöyle geçirdim. İki yaprağımın ortasından buraya sık iğne ile tutturdum. Şöyle. Bakın şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar bir sonraki yaprağımın şu ortasından aynı şekilde tığımı geçirdim. Bakın şöyle. Ve buraya yine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim yine. Tığımı ipimi aldım. Bakın burada yine orta kısmıma geldim. Şu şekilde orta boşluğumdan tığımı geçirip şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. 2 3 ve 4. Bakın 4 tane ikili trabzanımı yaptım yine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim bu şekilde. Tığımı ipimi aldım. Bakın şu bir sonraki yaprağımın ortasından şöyle göstereyim. Şu kısımdan tığımı ipimi almıyorum arkadaşlar, pardon. Doğrudan buraya bir sık iğne yaptım bu şekilde. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim yine. Köşelerde 7 zincir. Yanlarda 5'er tane zincir çekiyorum. Ve yine bakın burada bir sonraki yaprağımın ortasından sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum tekrardan. Tığımı ipimi alıyorum. Yine bakın orta boşluğuma geldim. Buraya yine 4 tane ikili trabzanımı yapacağım. 1 2 3 ve 4. Yine 5 zincir ve bir sonraki arama birleştireceğim. Bu şekilde bütün motifimin etrafını çevireceğim arkadaşlar.
Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, en son 5 zincirimi çektim. Bakın şu başlangıçtaki zincirlerimin tepesinden tığımı geçirdim. Şöyle kaydırma tekniğiyle buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim ve burada ipimi, yeşil ipimi kesiyorum. Ve bir diğer rengimi alacağım. Evet arkadaşlar, bakın yeşil ipimi bu şekilde tamamladım. Şimdi ikinci rengimi, krem rengimi alıyorum. Şöyle bir kilit zinciri yaptım. Bakın burada şu 7 zincir çektiğim kısımda şöyle göstereyim. Yaprağımın orta kısmından tığımı geçirdim. Ve burada ipimi buraya şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bakın aynı boşluğumun içinden arada ipimin ucunu da gizleyeceğim. İkili bir trabzan yaptım şu şekilde. Tekrar tığıma ipimi aldım. 2. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Aynı boşluğumun içinden 1, 2, 3 ve 4. Baştaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde 4 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çektim arada. Tığıma ipimi aldım. Bir yandaki boşluğumun içine geçiyorum. Yine buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir. Tığıma ipimi aldım. Şu ortadaki trabzanlarımın üzerine 1, 2 ve 3. Bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bakın bir yandaki şu 5 zincirlik olan kısma tığımı geçirdim ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2 zincir, tığıma ipimi aldım. Bir yandaki 7 zincir çektiğim yere geçtim. Buraya köşe çalışıyorum arkadaşlar. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Aynı boşluğumun içine 4 tane daha trabzan yapıp bakın bu şekilde buraya köşemi çalıştım. Köşelere köşe çalışacağım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Hemen yandaki 5 zincirlik kısma geçtim. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Ve yine ortaya 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Bir sonraki boşluğa geçeceğim. Bakın bu sıram, şöyle arkadan göstereyim. Tamamen bu şekilde köşelerime buradaki gibi köşe çalışacağım. Ortası 3 trabzan 2 zincir olarak devam edecek. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın aynı şekilde ilerledim. Trabzanlarımı yaptım. Burada en son yine 2 zincirimi çekiyorum. Şurada başlangıçta yaptığım zincirimin içinden geçtim ve buraya kaydırma tekniğiyle ipimi aldım. Şimdi burada bakın şöyle trabzanlarımın üzerinden ipimi kaydırarak şu şekilde ortaya geldim.
Burada 1, 2, 3 tane zincirim var. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın aynı köşedeki boşluğumun içine yine aynı şekilde köşemi çalışıyorum. Şöyle 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3. Tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 tane trabzanımı yaptım. Yine burada köşemi çalıştım aynı şekilde. 1, 2 zincir. Şimdi bu sıramda şu ortadaki ikişer zincirlerim vardı. Buralara 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bakın bu şekilde. 2 zincir, tığımı ipimi aldım. Bir yandaki şu boşluğumun içinden 2 zincir çektiğim yerden 1, 2, 3. Tekrar bakın bu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, tığımı ipimi aldım. Bir yandaki boşluğumda. İki zincir, tığımı ipimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim, tığımı ipimi aldım ve köşeme geldim. Bakın arkadaşlar, şöyle. Burada yine köşede 4 trabzan. Ve ortada 3 zincir. Tekrar aynı boşluğumun içine 4 tane daha trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir, tığımı ipimi alıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 zincir ve bir yandaki boşluğumda. 1, 2, 3. Bakın bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim. Şöyle arkadan da göstereyim. Bütün kenarlarımı aynı şekilde çevireceğim arkadaşlar. Bakın şuradan göstereyim. Şöyle 1, 2, 3 sıra krem ipimle çalışıyorum. Sonrasında mor lila olan ortadaki ipimi kullandım. Sonrasında pembe ipim ve en son kontür yaptığım mor ipimi kullanarak bu şekilde motifimi tamamlayacağım. Farklı bir işlemim yok. Köşelerimi köşe çalışarak devam edeceğim arkadaşlar. Onun dışında 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir olarak ilerleyeceğim ve motifimi bu şekilde tamamlayacağım. Çok şık durduğunu düşünüyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel şal ve bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yine dilediğiniz farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.